Beyler bayanlar selamlar. Bildiğiniz üzere birkaç gün önce 1.23 güncellemesi geldi ve bu güncellemeyle bir sürü şey değişti. Yeni bir silah da eklendi. Sniper silah. Ve yorumlarda da gördüm ki bir sürü kişi hala bu sniper'ı açamıyor. Quickscope nasıl yapılıyor, nasıl açacağız silahı vesaire diye bir sürü yorum geldi. Ben de birkaç gün sonra paylaşacaktım videoyu ama bir an önce erken çekeyim ki siz de yeni silahtan faydalanın diye hemen bu videoyu hazırlamaya başladım. Bu videoda silahı nasıl açarsınız, hızlı leveli nasıl kasarsınız, bazılarında görevi saymıyor, aldığınız killleri saymıyor. Onu nasıl düzeltirsiniz? Ondan bahsedeceğim. Hadi gelin şimdi hepsini detaylı bir şekilde size açıklayayım. Öncelikle görev tanımında bize diyor ki Marksman Rifle ya da Sniper ile 3 tane Quickscope kill almanız gerekiyor. Ve bunu 15 farklı maçta yapmamız gerekiyor. Bunun için size tavsiyem Kar98 kullanmanız. Silahı da olabildiğince yakın mesafe ve hızlı kullanıma göre ayarlayın. Ben eklentilerde Tech Taser, Fitex Sport Comp ve Stiplet Grip Tape kullandım. Scope takmanıza gerek yok. Ardından elinizde multiplayer varsa Shootaz 7/24 moduna girin. Birazdan multiplayer yoksa nasıl yapacağınızı da açıklayacağım, merak etmeyin. Shootaz 7/24'te Shipment ya da Shootaz haritaları geldiği için kill almanız çok rahat olacak. Ardından yapmanız gereken scope açar açmaz kill almak. Scope açtınız, ateş ettiniz, kill aldınız. Eğer scope açtıktan sonra belli bir süre beklerseniz, daha sonra kill alırsanız işe yaramaz. Oldu, açtınız, vuruşu kaçırdınız. Ardından hemen scope'u kapatın, tekrar açın ve ateş edin. Zaten sırf bu yüzden silah dürbün takmadık ve ADS veren eklentileri ekledik ki bu aç kapı süresi olabildiğince kısa olsun. Killerinizi aldığınız toplamda 3 tane. Oyundan da hemen çıkarak yeni oyuna girebilirsiniz. Bu şekilde ilerlemenizi daha da hızlandırabilirsiniz. Ama aldığınız 3 kill'in quickscope olup olmadığına emin değil misiniz? Oyundan çıkmadan önce escape basarak loadout kısmına dönün. Herhangi bir loadout'ta edit kısmına tıklayın ve yeni sniper'ın üstüne gelerek ilerleme olup olmadığını kontrol edin. Gelelim multiplayer'ı olmayan Warzone oyuncularına. En rahat Plunder'a girerek kasabilirsiniz. Yine biraz önce anlattığım taktiğin aynısını uygulayarak yoğun bölgelere atlayın. Silahı açmak için solo girmeye çalışın ki öldüğünüzde sizi farklı bölgeye atmasın. Yine aynı bölgeye, yoğun bölgeye düşün. Özellikle hangar, airport, downtown gibi yoğun bölgelere ve para teslimatı yapılan yerlere gidebilirsiniz. Aynı şekilde farklı bir taktik daha söyleyeceğim şimdi ama her zaman işe yaramayabiliyor. Uçakla giderken uçaktan atlamayın. En sonunda uçak sizi otomatik olarak atsın ki oyunda AFK kalanları öldürebilirsiniz. Eğer bunu uygularsanız ve sonunda AFK'lar varsa anında killerinizi alıp oyundan çıkabilirsiniz. Hızlı bir şekilde oyunu öndürebilirsiniz ama eğer kimse AFK bırakmadıysa bir de o indiğiniz yerden tekrardan ana merkeze dönmeniz gerekiyor ki bunun da aslında kolay yolu var. AFK yoksa hemen haritanın dışına çıkın, kendinizi öldürün ve tekrardan yoğun bölgeye uçarak ulaşmaya çalışın. Adam vurup vuramadığınızda yine biraz önce göstermiştim ya, loadout'tan silah seçiyordunuz, üstündeki 2 ise 3'e 3'te 4'e çıkmış mı, ilerleme var mı yok mu kontrol ediyordunuz. Oradan kontrol ederek oyundan çıkmadan önce ilerlemeye bakabilirsiniz. Bazılarınız da ne kadar yaparsa yapsın ya, ben quick scope açıyorum, daha ne kadar hızlı vurabilirim, scope açmaz, açtığım gibi vurdum adamı dediğinizi duyabiliyorum. Evet arkadaşlar, oyun bug'lı, plunder bug'lı. Plunder'da bazen görevler işlemiyor, bazen değil çoğunlukla işlemiyor. Ne yaparsanız yapın işe yaramıyor ama bir tane yöntem var ki işe yarıyor. Birazcık uğraştırıyor ama. Daha önceden biz bunun Akimbo için videosunu hazırlamıştık. Emrah hazırlamıştı hatta, ben de değil, üstüme almayayım hiç. Emrah'ın hazırladığı bu Akimbo videosundaki taktiğin aynısını uygulayarak yeni sniper'ınızı da açabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorum o video Akimbo için hazırlanmış ama onun başındaki taktiği uygularsanız, adım adım yaparsanız görevdeki killerin sayıldığını ve ilerlemenin olduğunu kendiniz de göreceksiniz. Emrah videosunda aşağıya açıklamayı link kısmına bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Silah açtığınızda ise başta kasması çok zor gelebilir. Özellikle ben multiplayer'da kasmaya çalıştım. Abi çok ağır silah, hipfire kötü. Lan ben bunu nasıl kasacağım mesela derken, ya niye burada uğraşıyorum dedim. Plunder'a gireyim, Plunder'daki taktiği bulayım dedim. Peki ne yapıyoruz Plunder'da? Plunder'a girmeden önce de daha da bu süreci hızlandırabilmek için 30-40 dakika kadar bir süreye indirebilmek için silahın fullenme süresini
Öncelikle varsa elinizde Weapon Token'i kullanın arkadaşlar. Weapon Token'i de kullandıktan sonra yeni bir klan yaratarak klandan hep ağır saatini ayarlayın. Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bununla ilgili de rehber videosu hazırlamıştım. Onu da aşağıya açıklamaya bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Her şeyi ayarladınız. Silah açtınız. Token'ı bastınız. Hep ağırı ayarladınız. Tek Plunder'a girmesi kaldı. Plunder'a girdiğinizde ise yapacağınız şey çok basit. İki kişi girmenizi tavsiye ederim. İki kişiyle daha kolay oluyor ama tek kişi de yapabilirsiniz. Eğer iki kişi girdiyseniz arkadaşınız herhangi bir uçak güzergahı üstündeki recon görevine doğru atlasın. Siz de gidin bir helikopteri alın. Arkadaşınız recon'u başlattığı zaman, recon görevini aldığı zaman hemen arkadaşınızı helikopterle alın. Ve ardından da recon görevinin olduğu yere gidin. Recon görevini tamamlayın ve aralıksız recon kovalayın. Birinciyi bitirdiniz, ikinciyi bitirdiniz, üçüncüyü bitirdiniz derken bir Plunder oyununda yaklaşık olarak 20 tane görev yapabiliyorsunuz. Evet, abartmıyorum. Biz yaklaşık 22 tane görev yapmıştık bir tane oyunda. Ve bu şekilde iki tane Plunder oynarsanız silahınız full'e çok yakın oluyor arkadaşlar. Hemen hemen tüm eklentileri açılabiliyor. Tabii bu kaç tane görev yapabileceğiniz tamamen Plunder oyunundaki hardcore Plunder oyuncuların para toplama hızına bağlı olarak değişebiliyor. Eğer hepsi biz birinci olacağız, hayvan gibi para toplayacağız deyip hızlı bir şekilde paraları toplayıp oyunu bitirirlerse doğal olarak siz de daha az görevle oyunu bitirirsiniz. Silah açtığımıza göre de hemen silahı ve eklentileri kısaca bir inceleyelim. Öncelikle diyebileceğim şey, abi silah çok 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 yavaş. Bu evet, gerçekten çok yavaş. Peki neye benziyor bu silah? Ben daha çok HDR'ın SKS versiyonuna benzettim ama tabii ki bir SKS kadar mükemmel değil, değil mi? SKS mükemmel çünkü ama bir onun kadar değil çünkü silah çok sekiyor. Çok sekiyor ve çok yavaş. Yani nişan açma süresi de yavaş, hareket hızı da yavaş, her şeyi yavaş, ağır vasıta. Silahın eklentilerinde ise muzzle'da iki tane seçeneğimiz var. Biri recovery düzeltiyor ama susturucu özelliği yok, diğeri ise tipik susturucu. Tabii ki de ben Mardon'da susturucu olanı tercih ediyorum, onu kullanıyorum. Battle'da da 3 tane battle'ımız var. Yine Warzone için en uzun mesafeyi seçiyoruz ama şöyle de bir durum var arkadaşlar. En alt tekkini seçerseniz bilginiz olsun, muzzle'ı kapatıyor çünkü kendisi otomatik olarak muzzle veriyor. Silah çok yavaş düğümünü açıyor demiştim ya, o yüzden tek dazer kesinlikle şart. Yani birazcık hızlandırmanız gerekiyor tek dazer'la. Kendi dürbünüm de aynı zamanda bilmiyorum bana çok kullanışlı gibi gelmedi. O yüzden ben dürbünü değiştiriyorum. Bu değişken olan dürbün var ya, variable scope. Onu kullanmaya çalışıyorum ki yakın mesafelerde de adamı, hedefi takip edebilmeniz daha kolaylaşsın. Çünkü çok uzağa gösteren diğer scope'u kullandığınızda adam sağa gidiyor. Siz o kadar yakından bakıyorsunuz ki yönetmesi çok zor oluyor silahı. Silahın en büyük özelliklerinden bir diğeri ise şarjör arkadaşlar. Şarjörde iki tane farklı özellik var. Şarjör miktarını, mermi miktarını arttıramıyoruz. Ama bu şarjörlerin bir tanesinde termite özelliği var, diğerinde ise patlayıcı özelliği var. Özellikle patlayıcı olanı tercih ediyorum ki hasarı daha da fazla arttırıyor. Birazcık mermi düşürür, mermi hızını yavaşlatıyor, bu mesafeyi kısaltıyor. Ama yine de uzak mesafede bile etkili oluyor. Sadece birazcık eğime alışmanız gerekiyor. Kolunuzu oturtmanız gerekiyor. Alıştıktan sonra ise çok rahat bir şekilde düşmanı öldürebiliyorsunuz. Ve ekstradan şu da var. Örneğin düşmanlar birbirine çok yakın. Bir kişiye ateş ettiğinizde diğeri de o patlayan mermi sayesinde hasar yiyebiliyor. Aynı crossbow'un patlayan oku var ya. Onun gibi düşünün ama sonradan patlamıyor da vurduğu anda direkt hasarı gerçekleştiriyor. Diğer eklentileri de artık siz oynayışınıza göre ADS mi kasacaksınız yoksa aiming stability mi kasacaksınız ona göre tercih edebilirsiniz. Eğer adamı vurmakta zorlanıyorsanız aiming stability kasmanızı, silah da size çok yavaş geliyorsa ADS'e yönelmenizi tavsiye ederim. Oynanışla ilgili de tavsiye edebileceğim tek şey arkadaşlar, yakın mesafede eğer agresif seri bir oyuncuysanız, o şekilde oyunu oynamayı seviyorsanız kesinlikle bu silahı tercih etmeyin. Çünkü bu silah tam bir pusu. Evet, çatıya çıkayım. Arkadaşlar yerleştireyim. Bir de duvara dayayayım. Oradan bam 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 bam. Kuleye çıkayım. Kuleden adam avlayayım tarzında bir silah yapmışlar. Yakın mesafede herhangi bir çatışmaya girdiğinizde bu silahı geçip dürbününü açıp adama sıkıp adamı vurana kadar sizin düşmüş olan takım arkadaşınız çoktan ölür, kulağa gider, kulağa kazanır, geri döner. O kadar yavaş bir silah. O yüzden eğer hızlı bir oyun seviyorsanız bu silahı kullanmayın. Ha belki de eklentileri ben yanlış yaptığım için bana öyle gelmiştir bu silah. Ama eğer varsa doğru düzgün bir eklenti öneriniz ya da silahla ilgili görüşleriniz yorumlara yazın arkadaşlar. Ben de göreyim, silahı farklı eklentilerle deneyeyim.
Aynı şekilde ya yarın ya yarından sonra da bu silahla ilgili oynaş videosu atmaya çalışacağım. Şu anda bir tane videom var. 14 kill ortalama bir killi videom var ama onu birazcık daha arttırıp daha güzel bir oyun çıkarmaya çalışıyorum. Çıkartamazsam da artık onu ya yarın ya yarından sonraki gün paylaşıyor olacağım. Silahı size gösteriyor olacağım. Eğer o videoyu kaçırmak istemiyorsanız da yine aşağıdan beğene, abone ola tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Geldiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.